Değerli öğrencilerim, sevgili arkadaşlarım, selamlar, merhabalar. Evet, polinomlara devam ediyoruz. Sabit terim, katsayılar toplamı bulma. Ne yaptık önceki videoda? Sabit terim ve katsayılar toplamının nasıl bulunduğunu anlattık. Ne yapıyorduk? Senin sabit terimin sorulduysa sende sıfır yazacağız. Benim sabit terimin sorulduysa bende sıfır yazacağız. Senin katsayılar toplamın sorulduysa sende bir. Benim katsayılar toplamın sorulduysa bende bir yazacağız. Tamam mı? Önce neyi sorduğunu bulacağız. Ondan sonra soruyu çözmeye başlayacağız. Şurada bir şey var. Bak, bak kahve. Bir yudum aldık. Hadi başlıyoruz şimdi. Evet, video ders notumuzdan hızlı bir şekilde akışına bıraktık. Gidiyoruz. Gel bakalım. Gel buraya. Gel buraya gel. Ne var şimdi burada arkadaşlar? Yine sabit terim ve katsayılar toplamıyla bulma ile ilgili sorular ve hemen arkasından işte tek dereceli terimlerin katsayıları toplamı, çift dereceli terimlerin katsayıları toplamı gibi şeyler var ya, onlar var. Onlar var. Onlar var. Hadi gel bakalım. Güzelce soruyu oku. 51. sorumuz. Diyor ki bir eşitlik vermiş. Olduğuna göre Px'in sabit terimi ve kat sayılar toplamının toplamı kaçtır? Sabit terimi ile kat sayılar toplamının toplamı kaçtır? Yani Px'in sabit terimini istiyor. Kimin sabit terimi? Px'in. Px'in sabit terimi. X yerine 0 yazdım sabit terim için. Ne oldu? P0. İle diyor. Px'in kat sayılar toplamı. X yerine 1 yazdım. P1'in toplamını istiyor. Tamam. Yani P0'la P1'i bul diyor bana. Gördün mü? Hadi başlayalım. Şimdi bakıyorum Px polinomunu bulmaya çalışmayacağım tabii ki. Bak. X yerlerine 0 yazınca burası da 0 oluyor, burası da 0 oluyor. Sabit terimi kolay. Hadi başlayalım. X yerlerine bir 0'ı yerleştirdim. Ne oldu? 2 tane P0 oldu. Artı X yerine 0 yazdım. Bir P0 daha geldi x yerine 0 yazdığım zaman karşı taraf ne yaptı? Eksi 3 tamam. 3 tane p 0, 3 tane p 0 eşittir eksi 3. Her iki tarafı bölü 3'e gitsin. P 0 dediğimiz ne oldu? Eksi 1. Bu cepte tamam. Şimdi p 1'i bulmaya çalışacağım. Şimdi p 1'i bulmak istiyorsan bakın x yerlerine 1 yazınca burası p 1 oluyor. Burası p 1 oluyor. Yani p 1'i bulabilmek için p eksi 1'e ihtiyacım var. Yakaladın mı? Bir de eksi 1 yazarım işi bitiririm. Hadi x yerlerine önce bir 1 yazıyorum. Bak 1 yazınca ne oldu? 2 tane p 1 artı p x yerlerini 1 yazınca burası ne yaptı? Eksi 1 yaptı. 1 yazmaya devam. 1 artı 2 eksi 3 burası tamam. Şimdi bak p 1 için p eksi 1 lazım. O zaman diyorum ki bir de x yerine eksi 1 yazayım ben ya. P eksi 1 gelecek değil mi o zaman? Hadi yazalım. x yerine eksi 1 yazdım. 2 tane P eksi 1 artı eksi 1 yazınca eksi eksi 1 artı 1. P 1 eksi 1 yazmaya devam. Eksi 1'in karesi 1. 2 ile eksi 1'i çarptım. Eksi 2 bir de eksi 3 var. Bakın şunlar birbirlerini götürdü. Şurası ne yaptı? 0 yaptı. Buradan ne geldi arkadaşlar? Eksi 5 eksi 4. Tamam. Şimdi bana ne lazımdı? P 1 lazım. Bakıyorum. P 1 burada var. Burada da var. Neler fazlalık? p birler fazlalık. O zaman p birleri ne yapmaya çalışacağım? Yok etmeye çalışacağım. Şimdi p biri yok edebilmek için yukarıdaki denklemi şu P 2 tane P-1 var ya. Eksi 2 ile çarpıyorum. Hadi eksi 2 ile çarpılmış halini yazalım. Ne yapıyor burası? Eksi 4 tane P1 yapıyor. Burayı da çarptım. Eksi 2 tane P-1 yaptı. Karşı tarafı sıfırdı sıfır. Alt alta topluyorum şimdi bunları. Bak şimdi P-1 güm. P-1'ler birbirlerini götürdü. Bak burada eksi 4 tane P-1 var. Burada da bir tane P-1 var. Eksi 3 tane P1 yaptı. Karşıdakileri topladığım zaman burası eksi 4'tü burası 0'dı. Eksi 4 yaptı. Her iki tarafı eksi 3'e böl şimdi can. Eksi 3, eksi 3. Çatara, 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 çatara. 4 bölü 3 oldu. Tamam. Hadi bakalım şimdi. P0 denilen eksi 1'di. P1 denilen 4 bölü 3'tü. Bunları topluyorum şimdi. 3 ile eksi 1'i çarptım. Eksi 3, 4 ile topladım. Artı 1 bölü 3 cevabına ulaştım. Tamam mı? Önemli bir soru kalıbı. Yorumlayacaksın. Tamam mı? Bir 1, bir, bir eksi 1 bir yazdık. Bilgiler çıktı çatara çatara sonra. Hadi bakalım. 52. soru. Şimdi işte üçgenle üçgenle birleştirmiş işi. Ama mantık aynı. Hadi başlayalım. Diyor ki. ABC bir dik üçgen bir kere. Yanlarında yazıyorsun video ders notunda. Sığmadığı için yazmadım ben. ABC dik üçgen. İşte AB'yi 5x artı 10. BC'yi 12x artı 24 vermiş. Ve diyor ki ABC üçgeninin alanı PX artı 1 polinomuyla gösteriliyor. O zaman PX artı 1 polinomunu yazıyorum ben. PX artı 1 polinomu bu üçgenin alanıymış. Alan nasıl bulunuyor dik üçgende? Dik kollar çarpımlarının yarısı. Hadi yapalım şimdi. 5x artı 10 çarpı 12x artı 24 bölü 2. Şu bölü 2'yi yok etmek için bir parantez alalım şurayı. Tamam mı? Ne parantezin alalım mesela? 6 para 12 parantezine de alabiliyorsun. Bak 12 parantezini aldığın zaman ne geliyor? X artı 2. Şunları 12 parantezine aldım. Şunları sadeleştirdim 6. O zaman ne oldu? 5X artı 10 çarpı 6 çarpı x artı 2. İşte bu px artı bir polinomu buldum. Diyor ki bunun çevresi diyor, bunun çevresi diyor qx polinomuyla gösterilmiş. Şimdi bak burayı biliyorum, burayı biliyorum, burayı bilmiyorum. Burada ne bilgisi lazım şimdi bana birazcık? Geometri bilgisi. Bak şurayı 5 parantezin aldığını düşün. 5 parantezinde x artı 2 oldu burası. Burayı ne parantezin alıyorum? 12 parantezin. 12 parantezinde x artı 2. Özel üçgeni hatırla şimdi. 5, 12 hop 13. 13'ün kaç katı? X artı 2 katı. Bitti işim. Hadi o zaman çevremize bakalım. Çevremiz ne polinomuyla gösterilmiş? QX. Hadi yaz o zaman QX'i. Çevre toplamları değil mi? Bakın hepsinde X artı 2'ler var mı? Var. 13 tane x artı 2 burada. 12 tane x artı 2 burada. 25 tane x artı 2 yaptı. 5 tane de buradan 30 tane x artı 2'ymiş. Qx polinomu da çıktı. Tamam. Şimdi soruda ne sorduğuna bakalım. Diyor ki buna göre polinomunun katsayılar toplamı. Kimin? Şu polinomun katsayılar toplamı. Katsayılar toplamı için x yerine ne yazıyorduk? 1. Kimin? Bunun. Hop 1'i yerleştir. 1'i yerleştiriyorum. 1 yazdığım zaman ne oldu? Burası P4. Eksi 1 yazdığım zaman ne oldu? Q3. Yani P4'ü bul diyor. Q3'ü bul diyor. Sonra çıkar diyor. Şimdi P4 bulmaya çalışacağım. Px artı 1 bu. P4'ü bulabilmem için burada x yerlerine ne yazıyorum? 3 yazıyorum. Hadi bakalım. P4 eşittir. 4'ü yazıyorum. Şey P4 x yerlerine ne yazıyordum? 3. 3 yazıyorum. 3 ile 5'i çarptım. 15. 15 ile 10'u topladım. 25 yaptı. Çarpı. 3 yazıyorum bakın. 3 ile 2'yi topladım. Ne geldi? 5. 5 ile 6'yı çarptım. Ne yaptı? 30. Burası tamam. P4'ü buldum. Şimdi ne lazım bana? Q3 lazım. Q3 için x yerlerine ne yazıyorum Q'da? Onda da 3 yazıyorum. Yazdım 3'ü. Q3 eşittir 30 çarpı 3'ü yazınca 3 ile 2 5. 5 ile 30'u çarptı. Şöyle 5 diye yazayım. Evet bakın buradaki ne yaptı arkadaşlar? Bunları çarptığım zaman 750 burası yapıyor. Bununki ne yapıyor? 150 yapıyor. Bunların nelerini istiyordu? Farklarını. Bu 750, Eksi bu 150 farkları 600. Bak geometriyi de çaktık içerisine. İşte yeni nesil bir polinom sorusu sana. Gördün mü? Geometri bilgisini kullandık. Polinomları oluşturduk. Gerisi kolay. Hadi bakalım. 53. sorumuz. Benzeri geçmiş yıllarda üniversite sınavında çıktı. Sınavlık sorudur. Px ve Qx polinomları için diyor. Şimdi Px polinomunu x artı 1'den başlatmış. X artı 8'e kadar olanları Toplamış. Qx polinomunu Px eksi 2 artı Px artı 2 diye tanımlamış. Buna göre Qx eksi 2 polinomunu kat toplamı. Bir kere ne sorduğunu bulalım hemen değil mi? Kat toplamı 1. Kimin? Bunun. Yani bu soru benden Q 1'i yerine yazdım. Eksi 1'i istiyor. Eşittir soru işareti. Şimdi Q eksi 1'i bulmak istiyorum değil mi? Q burada. O zaman Q eksi 1'i bulabilmek için burada X yerlerine ne yazıyorum? Eksi 1. Yaz bakalım. Q eksi 1 eşittir. P -1. Eksi 1 yazdığım zaman içi ne oldu? Eksi 3. Tamam. Eksi 1 yazdım. Artı P içi ne yaptı? 1. Yani Q eksi 1. P eksi 3 ile P1'in toplamıymış. O zaman Px'i bulalım. Şimdi direkt eksi 3 yazarak falan bulabilirsiniz ama biz Px'i bulalım hadi. Şimdi bir kere bakın 1x burada var. 1x burada var. Burada da x var. Arada topla topla gidiyor değil mi? Bak. İlkinde 1 var. İkincide 2 iki var. 8. Yani 1'den 8'e kadar gitmiş. Yani kaç tane x var orada? 8 tane x var. Px'de kaç tane x var? 8 tane x var. Bir de ne var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tamam mı? 1'den 8'e kadar olan sayıların toplamı. Biliyorsun değil mi formülü? n çarpı n artı 1 bölü 2. N dediğimiz 8. 8 çarpı 9 bölü 2 çat 36 artı 36. Tamam. Ne lazımmış bana şimdi? P eksi 3 lazımmış. Yaz yerine gitsin. P -3. eksi 3. Eksi 3'ü yerine yazdım. Eksi 3 ile 8'i çarptım. Eksi 24 artı 36. Hop burası 12 yaptı. Tamam. Ne lazım başka? P1 lazım. P1. P1. 1'i yerine yazıyorum. Buradan 8 artı 36 ne geliyor? 44 geliyor değil mi? Ne istiyordu bizden? İkisinin ikisinin nelerini istiyor? Toplamlarını istiyor. Çünkü o ona eşitti. Q eksi bir toplamlarına eşitti. Topladığım zaman sorumun cevabı 56 olmuş oldu. Tamam mı? Güzel sorular, sınavlık sorular çözmeye devam ediyoruz. Gel bakalım. Evet şimdi çok güzel, çok orijinal bir soru. Gel buraya ama önce soruyu oku. Soruyu anlamazsan çözme şansın yok. Durdur videoyu. Soruyu güzelce bir oku, anlamaya çalış. Tamam mı? Hadi bakalım, ben başlıyorum. Evet arkadaşlar, şöyle bir şey oldu. Normalde böyle işte mütatasif falan yaptım da videonun altına açıklama yazıyordum ama e bu 54. soruda soruyu yanlış ya, değişik yazmışım. Yani soruda bir iki kelime eksik yazdığım için soruyu o haliyle çözmüşüm. O haliyle de çözümümüz doğru aslında ama kitaptaki yazan sorudan farklı ve kitaptaki yazan soru daha güzel aslında. O yüzden o videoyu sileceğim. Bunu o videonun içerisine yerleştireceğim. Kıyafet falan farklı. Şimdi çok güzel bir soru. Zor da bir soru. İyice bir okuyalım. İyice güzelce bir anlayalım hadi. Tamam mı? Şimdi diyor ki Px polinomunun katsayılar toplamı A olmak üzere. Yani Px polinomunun katsayılar toplamını bulun kardeşim diyor. A demiş buna. Sonra o bulduğu A değerini P'de yerine yazmış. Katsayılar toplamı değerini P'de yerine yazmış. Demiş ki buna PA kat sayılar toplamı değeri diyorum ben buna demiş. Yani bir tanım yapmış. Kat sayılar toplamı değeri sorduğunda ne yapacağız yani? Kat sayılar toplamını bulup polinomda o değeri yerine yazacağız. Örnek vermiş bir de. P2 3x artı 3 polinomunun kat sayılar toplamı 4 ile 3'ün toplamından nedir? 7'dir. O zaman bu polinomun kat sayılar toplamı değeri nedir derse? X yerlerine ne yazıyorum? 7 yazıyorum. 4 ile 7'yi çarpıyorum. 28 3 ile topluyorum 31. Şimdi örneği vermiş ve açıklamış. Sonra aşağıda bir Px polinomu tanımlamış. Demiş ki katsayılar e, tam sayı ve baş katsayısı 1'dir demiş. E, yalnız o soruyu bu sefer de soruyu eksik yazdım. Px ikinci dereceden polinomu yazıyor şurada. Şöyle polinomu için değil. Px ikinci dereceden polinomu diyor. Katsayılar toplamı ve baş katsayısı 1'dir. Bilgi cepte. P04 o da cepte. Katsayılar toplamı değeri. Önceki soruda şu değeri yazmayı unutmuşum. Soru gitmiş. Katsayılar toplamı değeri 2'dir demiş. Şimdi bilgileri kullanalım. Px ikinci derecedenmiş. Baş katsayısı 1'miş. Şu tarafa geliyorum şimdi. Px'i oluşturuyorum. Px baş katsayısı 1 olan ikinci dereceden bir şey yazıyor. Normalde ax kare yazıyordum ya. A kaç? 1. Baş katsayısı 1 demiş ve katsayıları tam sayıymış. P04. Şimdi ax kare artı bx artı c de p0 eşittir 4 bana sabit sayı bilgisini verir. Sabit sayısını da söylemiş. Yani ben buradaki sadece x'li terimi bilmiyorum. Yani px polinomu böyle bir polinomdur. Baş katsayısı 1. Sabit terimi 4 olan bir polinomdur. Şimdi üçüncü bilgiyi kullanacağım. Katsayılar toplamı değeri 2'dir. Şimdi önce kat toplamını buluyorum. P1 1 yerine yazdım. Ne geldi buradan 1 yerine yazdığım zaman? 1 artı B artı 4 kat toplamımız P1 kaç yaptı? B artı 5 yaptı. Şimdi katsayılar sayılar toplamı 2'dir demiyor. katsayılar toplamı değeri. O zaman bulduğum bu kat toplamını polinomda ne yapıyordum? Yerine yazınca değerini buluyordum. Yani P B artı 5'in kaç olduğunu söylemiş bana 2. Şimdi bu denklemi çözeceğim. Başlayalım. Şimdi polinomda x gördüğüm yerlere B artı 5 yazıyorum. Başlayalım. P B artı 5 eşittir. B artı 5'in karesi. B artı 5'in karesi. Artı B çarpı x yerine B artı 5 yazıyorum. B çarpı B artı 5. Burası da tamam. Bir de yanında ne var? Artı 4 var. İşte bunun sonucunun 2 olduğunu söylemişim. Bu denklemi bir çözelim. Açalım burayı. Birincinin karesi B kare. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı 10 B. Artı ikincinin karesi 25. Dağıt burayı. Ne geldi? 2B'nin karesi artı 5B. Şu 4, 2'yi de bu tarafa al. Şurası da 2'ye dönüşsün. Eşitmiş. Neye burası? 0. Bir denklem sorusu olacak şimdi. Şuradan 2B kare değil. Şurası B kare. B kare artı 5B. B kare burada. B kare burada. 2 tane B kare yaptı. Şunları kullandım. 10B burada. 5B burada. Artı 15 tane B yaptı. 25. 2 daha artı 27 eşittir 0. Şimdi burayı çarpanlarına ayırıp B'yi bulacağım. Şimdi 2B kare ne ile neyin çarpımı? 2B ile B'nin çarpımı. Küçük bir ikinci dereceden denklem. Çarpanlara ayırma var. Standart. Orayı biliyorsun. Artı 15 elde etmek istiyorum. Artı 15'i elde etmek istiyorsam şurayı 9 ile 3 gibi düşünsem. Şurayı 9, şurayı 3. İkisine de artı vereceğim bakın. Niye? çarpımların artı 27 olması lazım. Çapraz kontrol. 6B, 9B. Bakın 6B. Buradan da 9B toplamları 15B'yi veriyor. Tamam. Çapraz kontrolüm sağladım. Yan yana yaz şimdi. Yan yana yazıyorum. 2B artı 9 çarpı B artı 3 eşittir 0. O zaman buranın 0 olabilmesi için B dediğimiz ya eksi 9 bölü 2. B dediğimiz ya da nedir? Eksi 3. Şimdi en başa geri geliyorum. Diyor ki kat tam sayı. O zaman B dediğimizin ne olduğunu bulduk. Eksi 3. O zaman polinomum karşıma çıktı. Tamam mı? Neymiş bir polinomum? Px eşittir x kare eksi 3x artı 4. Şimdi ne sorduğuna bakalım. Px artı 1 polinomunun katsayılar toplamı değeri. Bir kere hemen bunun katsayılar toplamını bulalım. X yerine 1 yazdım. Ne yaptı? P 2 yaptı değil mi? O zaman katsayılar toplamını bir bulalım. P 2'yi bulalım hemen. P 2'yi bulalım. P 2 2'nin karesi Eksi 3 çarpı 2 artı 4. Bakın buradan 4 geldi, 4 8 sekiz yaptı, 8'in 6'sı gitti 2. Şimdi katsayılar toplamı buysa, katsayılar toplamı değeri de bu 2'yi yerine yazıyorduk, değil mi? p 2yi soruyor. Zaten P2 2 olduğu için aynı yere dönmüş oldu. Sorumuzun cevabı 2 olmuş oldu. Evet, ayrıntılı bir soru, zor bir soru, e, mantığını anla ve şimdi sen devam et çöz soru çözmeye. Şimdilik bay bay. Şimdi önemli bir kısma geldim. Şimdi sınavda sınavda sana öyle bir şey sorarlar ki çift dereceli tek dereceli olduğunu anlayamazsın bile. Bakarsın öyle ne soruyor acaba bu diye geçmiş yıllarda yaşadık. Şimdi bir polinomun çift dereceli terimlerin katsayılarının toplamını, tek dereceli terimlerin katsayıları toplamını bulmayı öğreneceğiz. Şimdi özellikle başına bir şey yazmadım. Buradaki px olabilir px artı 1 olabilir, px artı 2 olabilir. Ne olduğunun önemi yok. Kitaplarda bir tane formül veriyorlar. Formül şöyle. Mesela çift dereceler için p1 artı p eksi 1 bölü 2. Bu sadece px için geçerlidir arkadaşlar. px polinomunun çift derecelerin katsayıların toplamını soruyorsa budur. Ama px artı 1 için... Bu değildir. Tamam mı? O yüzden mantığını bir anlatayım. Mantığını bir anla. Ondan sonra formülün ne olduğunu çıkaracağız. Şimdi diyor ki sana. Bana diyor çift dereceli terimlerin katsayılarını bul. Çift dereceli ne demek? Bak üstü 4. Üstünde ne var? 2. Burada x'in üstünde ne var? 0. Yani çift derecelerin katsayıların toplamları nedir? A artı C artı E. Tabi sana böyle vermeyecek. Şu 55. sorudaki gibi karışık bir denklem verecek. Şimdi ne yaparım? Şimdi biz polinomda polinomda bütün katsayılar toplamını bulmayı biliyoruz değil mi? X yerlerine ne yazarak yapıyoruz? Bunu 1 hangi polinomda soruyorsa x yerlerine ne yazıyorum? 1 yazıyorum. İster px de sorsun ister px artı 1 de. Bak 1 yazdığım zaman neyi buluyorum ben? a artı b artı c artı d artı e'yi buluyorum. Gördün mü? Tamam. Şimdi bu bütün katsayılar toplamı. Bana çift olanlar lazım. Çift olanları bulabilmek için tek olanları yok etmem lazım. Bak bir de x yerlerine eksi 1 yazıyorum. Dikkat et şimdi. x yerine eksi 1 yazınca eksi 1'in dördüncü kuvveti yine 1'dir. A'nın işareti aynen kalacak. Eksi 1'in üçüncü kuvveti eksi 1'dir. Bak tek kuvvet olanların işaretleri neye dönüşüyor? Eksiye. Çift olanlar olduğu gibi kalıyor. Gördün mü? Heh. Bak şimdi x yerine 1 yazdım. X yerine eksi 1 yazdım. Bunları alt alta toplarsan hop 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 götürdü. Ne çıktı karşıma? 2A artı 2C artı 2 Yani benim bulmak istediğimin kaç katı çıktı? 2 katı. O zaman bir de cevabı bulabilmek için bunu neye böleceğim? 2'ye. O zaman bir polinomda hangi polinomu soruyorsa bak Px için söylemiyorum. Bir polinomun çift derecelilerin katsayıları toplamını isterse çift dereceli katsayılar sayılar toplamı istenirse polinomda x yerlerine önce bir 1 yazıyorsun. Sonra x yerlerine bir eksi 1 yazıyorsun. Mesela x yerlerine 1 yazdığın zaman cevabı a olsun. Eksi 1 yazdığın zaman b olsun. Bu ikisini toplayıp neye bölüyorsun? 2'ye. Tamam mı? x yerine 1 yazıyorsun. a yaptı cevap. x yerine eksi 1 yazdım. b yaptı. İkisini topladım. 2'ye böldüm. Hocam tekleri nasıl bulacağım? Şimdi tekleri bulmak istiyorsam da bu sefer çiftleri yok edeceğim değil mi? Yine işlem aynı. Bak. Bu sefer taraf tarafa çıkaracağım. Aşağıdakini eksiyle çarpıyorum bak. O zaman bu eksi olacak. Bu artı olacak bu eksi olacak, bu artı olacak, bu eksi. Bak toplayınca bu sefer bunlar birbirlerini götürdü. Ne oldu bak? BB iki tane B oldu. Sonra ne oldu arkadaşlar? DD da götürdü, İki tane D oldu. Bunu da ikiye bölmem lazım. O zaman aynı şey, sadece aradaki işaret değişecek. Tek derecelerin katsayılarının toplamlarını isterse hangi polinomunsa x yerlerine 1 yazacaksın bir sonuç çıkacak. A olsun o sonuç. x yerlerine eksi 1 yazacaksın o sonuç. B olsun bunları çıkarıp 2'ye böleceksin. Tamam mı? Biraz önce biraz önce ne dedim? Px için formül şudur bak. Px için çift derecelerin formülü şudur. 1 yazdım P1. Eksi 1 yazdım. P eksi 1 bölü 2 tek olursa aradaki işaret neye dönüşecek? Eksi. Dikkat et şimdi. Ama sana mesela px artı 2'nin çiftlerini sordu. Dikkat et. x yerine önce ne yazacağım? 1. Bak 1 yazdım ne yaptı? p3. Araya artıyı koydum. x yerine eksi 1'i yapıştırdım. Eksi 1'i koydum ne yaptı? p1 bölü 2. İşte bunun için formül bu olmuş oluyor. Anladın mı? O yüzden ezberleme. x yerlerine bir 1 yazıyorum. x yerlerine bir eksi 1 yazıyorum. Toplayıp ikiye bölüyorum çiftlerde. Teklerde ise eksi aradaki işaret. Hadi gel bakalım. Şimdi soruya bak. 55. soru. Şimdi PX polinomunu vermiş. PX'in çift derecelerini soruyor. Kimin çiftini soruyor? PX'in. Ne yapıyordum? X yerine bir 1 yazıyordum. X yerine bir de eksi 1 yazıyordum. X yerine 1 yazınca P1 yaptı. X yerine eksi 1 yazınca P eksi 1 yaptı. Çift için bunları toplayıp ikiye böleceğim. Hadi kenarda P1'i bulalım. P1. 1 yazıyorum şimdi. 1 artı 3 eksi 1'in 3. kuvveti. Çat çat şunlar götürdü. 3'ün kübü ne yaptı? 27. Yani P1 27'ymiş. Ne lazım bana bir de? P eksi 1. Gel buraya. P eksi 1. Eksi 1 yazıyorum. Eksi 1'in karesi 1. Buradan ne geldi? Eksi 3. Eksi 1 var. Çat çat şunlar götürdü. Eksi 3'ün kübü. Eksi 27. Eksi e bunları ne yapacaktık arkadaşlar? Toplayıp ikiye bölecektik götürdü. Çift derecelerin katsayıları toplamları sıfırmış. Tek dereceliler kimin? Px'in tek derecelileri. Px için x yerine bir 1 yazıyorum. X yerine bir eksi 1 yazıyorum. 1 yazdım P1. Eksi bir yazdım, P 1 yazdım P-1. Tek soruyorsa araya eksi koyup bölüyü atıyorum araya. Hadi bakalım şimdi P1. Bakıyorum P1 dediğimi biraz önce bulmuştum 27. P eksi 1'in ne olduğunu bulmuştum. Eksi 27 eksi eksi 27 bölü 2. Bak artıya dönüşecek. 54 bölü 2. Sorumuzun cevabı ne geldi? 27 gelmiş oldu. Tamam mı? Hadi şimdi sonuncuya bakalım. İşte bunu formülü bilmeyip formülü ezberlediysen ayvayı yersin. Px artı 2'nin çift derecelerini istiyor. Kimin? Px artı 2'nin hocam. Ben biliyorum ki çift dereceleri bulurken önce bir bir yazacağım. Sonra bir de eksi 1 yazacağım. Hadi yazalım. 1 yazıyorum ne yapıyor? P3. Eksi 1 yazıyorum ne yapıyor? Eksi 1 yazınca eksi 1 artı 2'den P1. Çift soruyorsa toplayıp 2'ye böleceğim. O zaman kenarda P3'ü bul bana. P3'ü bulmak için polinoma gidip ne yazıyorum? 3. Yaz bakayım. P3 eşittir. 3'ün karesi 9. 3, 3, 9, eksi 1. Ne geldi buradan? 19. Şeye 18. 1'i gitti. Üstünde de 3 var. 17 üzeri 3. Tamam. Şunun cevabı 17 üzeri 3 yaptı. Bir de ne lazım? P1 lazım. P1'i bulmuştuk zaten. P1 dediğimiz kaçtı? 27 idi. Artı 27 bölü 2 cevabını hesaplamıyoruz. Böyle bir cevap karşımıza çıkmış oldu. Mantığını anladın mı? Çift dereceli diyorsa bir 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 eksi bir yaz topla ikiye böl. Tek dereceli diyorsa bir 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 eksi bir yaz çıkar ikiye böl. Yürü bakalım. Evet geldik 56. sorumuza. 56, 57, 58, 59. 59. soruda bitireceğiz. Sonra polinomlarda derecelere, derecelere ilerleyeceğiz. Yavaş yavaş, yavaş yavaş ilerliyoruz. Yarıyı, yarıya, yarıya geldik tam. Tamam mı? Bu tahta bittiğinde tam yarıda bitmiş olacağız. Ya yani bu tahta değil, bu video bittiğinde. Hadi bakalım. Şimdi bakın üniversite sınavında böyle bir soru sordular çift dereceli terimlerin katsayısı, tek dereceli terimlerin katsayısı olduğunu anlaman gerekiyor soruda. Aslında bir polinom eşitliği sorusu. İsteyen de atıp toplayıp eşitleyebilir. Ama biz bunu yapmayacağız. Şimdi eşitliği vermiş A ile C'nin toplamını istiyor. Bakıyorum A kim? X kübün katsayısı. C kim? X'in katsayısı. He. Üstleri kaç? Birinin bir, birinin üç. Bunun haricinde ne var? İkili var. Bir de sıfırlı var. Yani benden tek dereceli terimlerin katsayıları toplamını istiyor. Diyor ki yani x yerlerine bir 1 yaz kardeşim diyor. Bak x yerlerine 1 yazınca a artı b artı c artı d oluyor. Dikkat. 1 yazınca burası ne oluyor? x kare eksi 1 var. 1 yazdım 1. Up 0 yaptı burası götürdü. Karşıya 1 yazıyorum. 2 artı 5. Tamam. Şimdi. Şimdi. X yerlerine hemen ne yazıyorum? Eksi 1 yazıyorum. Eksi 1 yazdım. Ne yaptı burası? Eksi A. X yerlerine eksi 1 yazdım. Burası ne yaptı? Artı B. Eksi 1 yazdım. Eksi C. Buradan ne geldi? Artı D. Eksi 1 yazınca bak burası eksi 1'in karesi yine bir. Burası da gitti. Eksi 1 yazdım burası. Eksi 2. Artı 5. Tamam. Şimdi benden A ile C'nin toplamını istiyor değil mi? Alt alta toplarsam A'lar C'ler götürüyor. Çıkaracağım o zaman. Neyle çarpıyorum? Eksiyle. Bu artı yaptı, bu eksi yaptı, bu artı yaptı, bu eksi yaptı. Burası artı 3 yapıyordu. Eksi 3'e dönüştü. Hadi bitirelim şimdi. Taraf tarafa topladığımda B'ler götürdü, D'ler götürdü. Kaç tane A var? 2 tane a var. Artı kaç tane c var? 2 tane c var. Şimdi buraya baktım 7. 3'ü gitti 4. Her iki tarafı 2'ye böldüğümde a artı c toplamı 2'ye eşit olmuş oldu. Tamam mı? Ama mantığını gören hiç bu tarafa yazmadan bir 1 yazar buraya. Bir eksi 1 yazar. Çıkarır 2'ye böler. Oldu değil mi? Evet, 57. soru. Binom sorusu gibi maşallah 3x 1'in 4. kuvvetini açmış. Katsayıları binom yardımıyla da bulabiliriz değil mi istersek? Ama gerek yok. Şimdi bak açılımını vermiş. Demiş ki A, B, C, D, E toplamını bul demiş. A, B, C, D, E toplamı ne? A katsayı, B katsayı, C katsayı, D katsayı, E katsayı. Yani bunun katsayılar toplamını istemiş benden. Hop X yerine 1'i yapıştırırım. Bütün X yerlerine. 1'i yazdım. 3 ile 1'i çarptım. 3. 1 ile topladım. 4. 4 üzeri 4 yaptı. Karşı taraf A artı, B artı, C artı, D artı, E. 4 üzeri 4 şıklarda bu yoksa 4 yerine 2'nin karesi yazarsın. Cevabım 2 üzeri 8 dersin bu cepte. Başka ne lazım? A, C, E toplamına. Bir bakalım A ne? A ne? Çift dereceli katsayısı. C ne? Çift dereceli katsayısı. E ne? Çift dereceli. Yani benden çift derecelerin katsayıları toplamını istiyor. Ne yapıyordum? X yerlerine bir 1 yazıyordum. X yerlerine bir eksi 1 yazıyordum. Topluyordum 2'ye bölüyordum. Şimdi karşı tarafta bu işlemi yaptığımda A, C, E toplamından geleceğinden eminim. Bu tarafa yapalım. Uzun uzun uğraşma bu taraftaki sorudaki gibi. Ben AC toplamında bir bir, bir eksi 1 yazınca toplayınca bunlara geleceğini biliyorum. Ne yapacağım? X yerine 1'i yazdım. Yarısını alacağım tabii. 1 yazdım. 3'te 1'i çarptım 3. 1 ile topladım 4. Üzeri 4. Tamam mı? Araya artı koyuyorum. X yerlerine bir de eksi 1 yazıyorum şimdi. Eksi 1 yazdım. Ne yaptı? Eksi 3. 1 ile topladım. Eksi 2. Iki. Eksi 2'nin kaçıncı kuvveti yaptı? Dördüncü kuvveti. Bölü neyimiz var bir de? ikimiz var. Tamam mı? Düzenleyeceksiniz bunu. Bunu düzenleyeceksiniz. Cevabınız karşınıza çıkacak. Nasıl yazmışız burada bir bakayım. Orada nasıl yazdıysam aynı şekilde bırakayım. Evet buradan 256 demişiz. Hadi hesaplayalım. Burası 256'dır. Artı buradan ne geliyor? 16 geliyor. Tam 2 üzeri 4 16 bölü 2. İkisini de 2'ye böldüm. 128 artı 8. 136 gibi bir cevaba ulaştık. Doğru yaptık değil mi? Hadi bakayım bir. bir kontrol edelim. Bir kontrol edelim. Doğru. Heh. Ya da kitapta mı yanlış? Bir de ona baktık. Şimdi B ile D'nin toplamı. Şimdi şunu bulduktan sonra kolay. Şu kaçtı? 256 idi değil mi hepsinin toplamı? 256'dan 156'yı çıkarıp cevabı bulabilirsiniz. Niye? Bu hepsinin toplamı, bu ACE'nin toplamı biter. Ama direkt şurada da şunu da yapabilirim. 4 üzeri 4. Burada artı koymuştum araya. Şimdi eksi koyuyorum. Eksi. Eksi 2'nin dördüncü kuvveti bölü 2. 4 üzeri 4 256'dır. Eksi 2 üzeri 4 dediğimiz 16'dır. Eksi 16'ya dönüştü bölü 2 ne yapıyor buradan 240 yapıyor. Çıkardığımız zaman ne yaptı? 120 cevabına ulaştık. Tamam mı? Hadi bakalım iki tane daha çok güzel sorumuz var. Onlarla videoyu tamamlıyoruz. Merhaba merhaba merhaba. 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 Mustafa Keser gibi oldum ya. Evet arkadaşlar bir daha şunu da söyleyeyim. Böyle merhaba merhaba diye giriyorum ya. Niye merhaba merhaba diye giriyorum? Böyle ses bir konuşunca mikrofonun ses böyle birkaç kelime söyledikten sonra sesi güzelleşiyor. O yüzden video başlamadan önce öyle merhaba 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 diye giriyorum. Bazen de kesmeyi unutuyorum. Hoca kafayı mı yedi diyorsunuz. O yüzden bazen şarkı söylüyorum. Böyle mikrofon sesi toparlasın. Ondan sonra böyle yoksa cıtlak çıkıyor ilk baştan sesler. Hadi gel bakalım 58. soru. Hadi gel. Diyor ki çift indisi terimlerin katsayıları toplamı kaçtır? Polinomlarla alakası yok gibi görünüyor değil mi? İşte bundan sordular sınavda. 2000 2000 kaçtı? 15 falan da herhalde yıllar. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet, terimlerinin katsayıları toplamı kaçtır diyor. Yok, 2018. 2018, 2019 da olabilir. Hadi bakalım şimdi. Kimi çift indisli ne demek? Bir kere indis ne demek? Arkadaşlar şuradakilere indis diyoruz. Böyle ağların altında yazanlara indis deriz. Çift indisliler diyor bak şimdi. Çift indisler A0, A2, A4, A20. Şimdi çift indislerin özelliği ne? Çift indislerin yanındaki x'lerin üstleri de çift. Her zaman böyle olmak zorunda değil ama bak bu soruda böyle olmuş. Yani senden ne istiyor aslında? Bir polinom var burada. Çift derecelilerin, çift derecelerin katsayıları toplamlarını istiyor. Nasıl buluyorduk? X yerine bir 1 yazıyorduk. X yerine bir eksi 1 yazıyorduk. Sonra 2'ye bölüyorduk. Kim de? İşte verilen polinomdu. Bunu vermiş burada. Başına pm yazmak zorunda değil. Hadi başına bir x yerlerine 1 yazalım. 1 yazdım. 2 eksi 1 bir, eksi 1'in 10. kuvveti. Burası tamam. Şimdi bakın burası ne yaptı? Şunlar götürdü. 0 yaptı. Araya ne koyuyorduk? Çift derecelilerde artı koyuyorduk. Şimdi x yerlerine eksi 1 yazıyorum. 2 eksi eksi 1 eksi eksi 1'in neyi? Karesi. Eksi 1'in karesi 1 yapar. Bakın burası ne yaptı? Burası da 1 yaptı. 2 artı 1 eksi 1 yaptı. Çat çat şunlar götürdü. 2, 2 üzeri 10 yaptı burası da. Bir de bölü var tabii ki. O zaman 2 üzeri 10 bölü 2 yaptı. Birer tanesini sadeleştirdiğimizde 2 üzeri 9 cevabına ulaştık. Oldu mu? Oldu mu? Oldu mu? Evet 58. sorumuz. Doğru yapmışız. İşte matası yapmaktan korkuyorum. Tedirginim öyle böyle bakıyorum. Şimdi 59. soru. İşte fonksiyon grafiği sorusuyla polinom sorusunu birleştirmişiz. Birinci videonun en başında polinom fonksiyon tanımını söylemiştim. Niye polinom fonksiyon diye bir şey çıkardıklarını da söylemiştim. İleride çok karşımıza çıkacak demiştim. Çünkü polinom fonksiyonlar her yerde tanımlı olan fonksiyonlardır. Şimdi demiş ki şekilde px polinom fonksiyonun grafiği verilmiş. Demiş tamam bilgiler var burada. Buna göre P3x-1'in polinomunun tek derecelerinin kimin? P3x-1'in. Neyini istiyor? Tek dereceler? Şimdi tek derecelerde ne yapıyorduk? X yerine bir 1 yazıyorduk. X yerine bir eksi 1 yazıyorduk. Bunları çıkarıp sonra 2'ye bölüyorduk. Hadi bakalım. X yerlerine 1 yazıyorum. Kimde? Kimin tekini istediği sonda Bunun tekini istemiş. 1'i yazdım yerine. 1 yazınca 3-1'den 2 yaptı. P2. Eksi. X yerine ne yazıyorum? Eksi 1. Eksi 1 yazdım. Eksi 3. Eksi 1. Eksi 4. P eksi 4 bölü 2. O zaman P 2'yi bulacağım. P eksi 4'ü bulacağım. Çıkaracağım 2'ye böleceğim. P 2. Nerede P 2 bakın. Hop. P 2 nereye gitmiş? Eksi 2'ye gitmiş burada. Grafikte okuyorum şimdi. Araya ne koyuyorum? Eksi. Şimdi P eksi 4'ü arıyorum. Bak burada P eksi 4. Tam x eksenini kestiği nokta olduğu için nedir değeri? sıfırdır. Bölü ikisi var. Eksi iki bölü sorumuzun cevabı eksi bir olmuş oldu. Tamam mı arkadaşlar? Evet. 59 soruyu çözdük. Tam şu anda polinomların ortasındayız arkadaşlar. 4-5 video mu oldu bilmiyorum ben. Kaptırdım gidiyorum. Güzel bir şekilde çalış. Hemen altın kitabını al. Altın kitabını al. Al altın kitabını. Altın kitabından soru çözmeye devam ediyorsun. Tamam mı? Gümbür kim güm gümbür gümbür gidiyoruz. Bu AYT matematiğin içinden geçene kadar alnımızdan ter akıtmaya devam edeceğiz. Tamam mı? Kimse seni yıldıramaz. Dışarıdan tepkiler geliyor. Dışarıdan yapamazsın, edemezsin. O olmaz, bu olmaz. Nasıl olacak? Sen programını yap. Kafanı rahatlat. işi kafada bitir. Tamam mı? Beyin bedava diyorlar ya. Onun gibi. Hadi kendine çok iyi bak. Görüşürüz. Bay bay.